28 Ekim 1923 akşamı Gazi Mustafa Kemal bütün kabineyi Çankaya Köşkü'nde toplanmak üzere çağırdı. Bu toplantıda Başvekil Fethi Okyar'ın istifası karara bağlandı. O akşam Latife Hanım da misafirleri ağırlamak üzere çalışıyordu. Yemekler hazırlanıyordu. Mustafa Kemal arkadaşlarına yemekten sonra anayasanın bazı maddeleri üzerinde çalışacağını bildirmiş, yeni başkan adayı olduğu söylenen İsmet Paşa'yı da bu çalışmaya davet etmişti. Sofrada seçim heyecanı vardı. Herkes birbirine bakıyor, bir şeyler anlatıyordu. Mustafa Kemal tam o anda hafifçe tabağına vurdu. "Beyler," dedi. O da heyecanlıydı. Kaşları çatılmış ama gözlerinde güleç bir ifadeyle arkadaşlarına bakıyordu. Yemek salonu bir an sessizleşti. "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." Gazi Mustafa Kemal herkesin yüzüne bakarak durumu kontrol ediyordu. Sofradakiler hem o anın heyecanı hem de Gazi'nin kararlılığı neticesinde kala kalmıştı. Daha sonra büyük bir sevinç yaşandı. Mustafa Kemal uygun bir süre bekledikten sonra açıklamasına devam etti. "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Bunu anayasamıza yarınki meclis toplantısında koyduracağız. Hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirmemiz lazım." İsmet Paşa ve Mustafa Kemal sabah ezanına kadar çalışmalarını sürdürdü. Meclis 29 Ekim 1923 Pazartesi saat 18'de İsmet İnönü Başkanlığı'nda toplandı. Anayasa Komisyonu tarafından sunulan ve anayasa değişikliğini içeren teklif acilen görüşülmesi için gündeme kaydedildi. Görüşe sunulan tasarıda şu hükümler yer aldı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulusal işverin fiili idarenin yönetim şekli halka dayanmaktadır. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Türkiye Devleti'nin dini İslam, resmi dili Türkçedir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir. Konuşmaların ardından tasarı saat 20.30'da oturuma katılan 158 üyenin tamamının oyuyla kabul edildi. Cumhuriyetin ilanı "Yaşasın Cumhuriyet" sesleriyle alkışlarla karşılandı. Bir ülkenin, coğrafyanın, hatta kendisine örnek alarak kendini değiştiren pek çok ulusun ulu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle, hasretle anıyoruz. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.